Evet. Arkadaşlar merhaba. İngilizce Akademi derslerimiz tekrardan devam ediyor. Evet, modüllerde kalmıştık en son dersimizde. Yine bugün modüllerin devamını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ünitemiz need ve needn't, ihtiyacı olmak ya da olmamak. Modal yardımcı fiiller. Evet, biliyorum modüller uzun bir konu ama bitmek üzere. Must'lardan, should, would, bunlardan sonraki gelen need ve needn't modelımız. Peki nedir bunlar? Şimdi inceleyeceğiz. Need arkadaşlar ihtiyacı olmak. Bunu bilelim kelime anlamı. Needn't ise ihtiyacı olmamak. Peki kullanımına bakalım. Arkadaşlar normal bir fiil olarak kullanıldığında bütün diğer fiillerin uyduğu kurallara göre uygulanır. Verdiği anlam ihtiyacı olmak. Olumsuz anlamı ihtiyacı olmamak. Peki cümlelerde yine modıllarla aynı kılıflarda. Önce özne. Şöyle yapalım hatta ben kalemle göstereyim. Önce öznemiz var. Sonrasında modılımız yani need ya da needn't. Sonrasında fiilimiz. Bir şeye ihtiyacım var. I need your help. Yardımına ihtiyacım var. Olumlu cümlelerde bu şekilde arkadaşlar. Olumsuzunda sadece needn't ya da not diyoruz. Need, not ya da needn't. He needs some hot water. Biraz sıcak suya ihtiyacı var. They need better equipment. Daha iyi bir malzemeye ihtiyaçları var. Yani burada bir şeye ihtiyacı olmak ya da ihtiyacı olmamak anlamına geliyor. Soru cümlelerinde sadece yine aynı modıllarda her zamanki İngilizce gramer yapısında olduğu gibi yardımcı fiili başa alıyoruz. Need başa gelecek. Sonrasında özne gelecek soru şeklinde. Peki. Olumsuz cümlelerde ne dedik? Need yardımcı fiili olumsuz olarak kullanıldığında mecburiyeti olmayış anlamına verir. Yani ihtiyacın olmamak. Bakalım. Ne dedik? Önce özne, sonrasında modal yani yardımcı fiil ve not eki. Olumsuz bir cümle olduğu için. You need not answer them question gibi. Onlara cevap vermek mecburiyetinde değilsin. You need ya da you needn't answer them. Onlara cevap vermek mecburiyetinde değilsin. Anlamına geliyor. She needn't. Burada need not uzun versiyonu. Burada needn't kısaltılmış şekli. İhtiyacı olmamak yazmış. She needn't get up so early. Bu kadar erken kalkmasına gerek yok, ihtiyacı yok. Peki şurada bir cümlemiz var. Burada bir resmimiz var daha doğrusu. You need any flowers? Çiçeklere ihtiyacın var mı? Hiç çiçeğe ihtiyacın var mı? Yani bende var. Bende ihtiyaç fazlası sana verebilirim şeklinde kullanılmış gibi. Peki bakalım. Bir de needn't have var. Yani have gelirse geçmişle ilgili bir cümle olduğunu anlamamız gerekiyor. Geçmişte yapılan bir eylem için gerekmez mi? Şart değildi anlamlarını ifade etmekte kullanılır. Peki ne gibi? Didn't need to ile aynı anlamda. Yani yapmasaydın daha iyi olurdu. Gerekmezdi. İhtiyaç değildi. Peki buradaki örneğe bakalım şimdi. Why did you wash that shirt? Bu tişörtü ya da bu elbiseyi neden yıkıyorsun? It wasn't dirty. Kirli değil. You needn't have wash it. Gerekmezdi. Kirli değildi. Gerekmezdi. Anlamını katıyor. Yani needn't have cümlede varsa geçmişle ilgili bir cümle olmuş oluyor. Ve ihtiyaç değildi. Gerekmezdi. Anlamını katıyor cümleye. Bakalım burada birkaç örnek var. You needn't have dress up. It will be an informal party. Böyle şık giymene gerek yoktu. Resmi olmayan bir parti olacak. Yani arkadaşlar bir partiye gidecek. Arkadaşlar çok şık giyinmiş. Diyor ki gerek yoktu, ihtiyaç yoktu. You needn't have dress up. It will be an informal party. Normal sıradan bir parti olacaktı. She needn't have pardon. She needn't have gone there. She could have called them.
Bakalım ne anlamına katıyor cümleye. Oraya gitmesine gerek yoktu onun şeyi. Telefon da edebilirdi. She needn't have gone there. Oraya gitmesine gerek yoktu. She could have called him. Arasa da, telefonla da arasa oluyordu. Yani needn't have gerekmezdi. Şart değildi. Yapmasan da olurdu anlamını katmış oluyor. Sadece şunu bilelim. Needn't have'den sonra ya da bu varsa, bu şekilde söyleyeyim, needn't have varsa geçmişle ilgili gerekmezdi. Yapmasan da olurdu, şart değildi anlamını katıyor cümleye. Evet arkadaşlar, devam. Şimdi bazı örnekler var. Neydi? İhtiyacı olmak, değil mi? Yardımcı fiili, modallardan bir tanesi. Needn't ihtiyaç olmamaktı. Peki need have olsaydı gerekmez etmezdi geçmiş zamanla ilgili cümleler. Bakalım burada ne tür cümleler var? These children needn't work harder. Need they? Soru soruyoruz şimdi. Bu çocukların çok fazla çalışmasına gerek yoktu. İhtiyaçları var mıydı? Anlamını katıyor. We needn't hurry. Acele etmemize gerek yoktu. Need we? Gerek var mıydı? Şu kalıbı size daha sonra ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Need we, need you, need I. Soru cümlesi yapma kalıpları. You needn't wear a hat. Hat arkadaşlar şapka. Şapka giyinmene gerek yoktu. Need you? İhtiyaç var mıydı? Soru soruyoruz. Burada I needn't lock all the doors. Hiçbir kapıyı kilitlemedim. İhtiyacım var mıydı? Soru soruyoruz. She needn't apologize. Onun özür dilemesine ihtiyacı yoktu. Özür dilese olur muydu? İhtiyaç var mıydı? Soru cümlesi. He needn't phone the doctor. Doktoru aramaya ihtiyacı yoktu. Gerekmezdi. Need he? Gerekir miydi? Hem soru soruyor, hem söylüyor cümleyi. Olumlu cümle veya olumsuz. Bir de soru soruyor. I don't need to go. Gitmeye ihtiyacım yok. Or ya da I needn't go. Her iki cümlede aynı anlama geliyor. Burada uzun versiyonu, burada kısa versiyonu. Gitmeme gerek yoktu ya da gitmeme gerek yoktu. Aynı anlam. Sadece yazılış şekli biraz farklı. Burada we needn't hurry. Or we don't need to hurry. Acele etmemize gerek yok. Acele etmemize gerek yok. Aynı anlamları taşıyor. Burada sadece şunu bileceğiz arkadaşlar. Cümleye ne anlam katıyor? Need, model yani yardımcı fiiller. İhtiyacı olmak ya da olmamak. Need olumsuz şekli nasıldı? Need not ya da needn't. Peki. Buradaki örneklere bakalım. Diyor ki bize. Şimdi must'ı hatırlamamız gerekiyor. Bir önceki dersten. Must'ın olumsuzu mustn't'tı. Ya da needn't. Şimdi must demiştik ki. Burada diyor ki. Complete the sentences with the must or mustn't or needn't. Cümleleri must ile ya da mustn't ile ya da needn't ile tamamla diyor. Must zorunluluk katıyordu. Yapmalı etmeli anlamına geliyordu. Mustn't yapmamalısın, etmemelisin, gerekmezdi. Yine zorunluluk katıyor cümle içerisinde. Needn't ihtiyacın yok, ihtiyacın yoktu. Peki bunları nasıl ayırt ediyorduk? Cümlemize bakıyorduk. Cümlede bize bir ipucu veriyor. Bir önceki cümle. Bir. We have got plenty of time. Birçok zamanımız var. Acele etmemize gerek yok. We needn't hurry. Buraya must ya da mustn't gelmez. Çünkü burada diyor ki bize çok vaktimiz var. We have got plenty of time. We needn't hurry. Acele etmemize gerek yok. Yani cümlede buraya must kullanılmaz. 2. We have enough food at home. Şuraya kadar bir cümle. Evde çok fazla yemeğimiz var.
So böylece we ne gelecek? Needn't gelecek tabii. We needn't go shopping today. Bugün alışverişe gitmemize gerek yok. Yani burada mustn't diyemeyiz. Neden? Çünkü we mustn't gitmememiz gerekiyor. Burada zaten bir önceki cümlede çok fazla yiyeceğimizin olduğunu belirtiyor. Eğer buraya bir mustn't getirirsek zorunluluk katıyoruz cümleye. Anlam bütünlüğü bozuluyor ve gramer yapımıza ters. Şurada there is plenty of time for you to make up your mind. Kafanı toparlaman için çok fazla zamanın var. O zaman ne yapacaksın? Karar vermek için acele etmeye gerek yok. Decide karar vermek fiili arkadaşlar. You needn't decide now. Şu an karar vermene gerek yok. Çok fazla kafanı toplaman için vakit olduğunu söylüyor üçüncü cümlemiz. 4. You needn't wash those tomatoes. They have already been washed. Burada diyor ki they have already been washed. Onlar çoktan yıkandı birileri tarafından. Domatesleri yıkamaya gerek yok. İhtiyacın yok. Yani burada tutup da mazıntı söylememeliyiz. Çünkü mazıntı koyarsak şu şekilde anlam bütünlüğü bozuluyor. Domatesleri yıkamamalısın. Kesin. Zaten burada şöyle bir şey de var. İkinci cümlelerde onun birileri tarafından domateslerin yıkandığını söylüyor. Tekrardan mustn't kullanmamıza gerek yok. İhtiyacın yok. Çünkü bunlar bu domatesler birileri tarafından yıkandı anlamını katıyor. Yani must'a %100 kesinlik, gereklilik var. Mustn't zaten yapmamalısın, etmemelisin. Yine aynı şekilde must'ın olumsuz hali. Need ise ihtiyacın yok, gerek yok. Ya da ihtiyacım var anlamı katıyor cümle içerisine. Çok basit bir modal yardımcı fiillerimizden bir tanesi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Peki buradaki alıştırmamıza diyor ki complete the sentences with the model's need. Yani yardımcı fiillerimizden need olan cümleyi tamamlayacağız. Burada arkadaşlar önemli olan ilk cümle, yani cümle bize ne söylüyor? Parçalanmış cümleler var burada. These children must work harder, mustn't they? Bu çocuklar çok fazla çalışmak zorundalar. Öyle değiller mi? O zaman need kullanacaksan diyeceğiz ki These children needn't work harder. Yani burada bir must cümle var. Burada da need. Sadece burada diyor ki anlam bütünlüğü farklı oluyor. Must'a neydi? Zorunluluk katıyordu. Bu çocuklar çok fazla çalışmaları gerekiyor. Çok sıkı. Öyle değiller mi? These children needn't work harder. Onların çok fazla çalışmaya gerek ihtiyaçları yok. Gerek var mı? Gibi. İki. Biri ben yapmıştım. İki de şimdi beraber gideceğiz arkadaşlar. We must hurry. Mustn't we? Acele etmemiz gerekiyor. Burada bir kural koyuyor. Must, zorunluluk. Kesinlikle acele etmemiz gerekiyor. Mustn't we? Öyle değil mi? Burada diyeceğiz ki acele etmemize gerek yok. We needn't hurry. Need we? Acele etmemize gerek yok. Gerek var mı? Anlamını katıyor. 3. You must wear a hat. Şapka takmak zorundasın. Hat şapkaydı. Mustn't you? Öyle değil mi? Takmaman gerekiyor mu? Burada diyeceğiz ki takmamana gerekiyor. İhtiyacın var mı? Yani ihtiyacın yok senin şapka kullanmaya. İhtiyacın var mı? You needn't wear a hat. Need you? İhtiyacın yok. İhtiyacın var mı? Bir de soru soruyoruz. I must lock all the doors. Mustn't I? Tüm kapıları kilitlemek zorundayım. Zorunda değil miyim? O zaman I needn't lock all the doors. Tüm kapıları kilitlemek zor ihtiyacım yok. Need I? İhtiyacım var mı? Çünkü burada bir açıklama var. Ona göre need'i kullanmış oluyorum.
cümlenin anlam bütünlüğüne bakmış olacağız. Ona göre need geliyor mu ya da gelmiyor mu? 5. You must write to him every month, mustn't you? Her ay ona yazmalısın. Atıyorum mektup. Yazmamam mı gerekiyor? Burada soruyorum. O zaman diyeceğim ki yazmana ihtiyaç yok her ay. You needn't write to him every month. Need you? Yazmana her ay ona mektup yazmana gerek yok. İhtiyacın var mı? Gerek var mı? Burada mektup yok da ben mektup diyorum. Yani yazmak, bir şeyler yazmak. Write. 6. She must apologize. Onunla özür dilemelisin. Özür dilemelisin. Özür dilememem mi gerekiyor? O zaman ihtiyacın yok, özür dilemeyeceksin. She needn't apologize. Need she? Onun özür dilemeye ihtiyacı yok. Need she? İhtiyacı var mı? Yok. Buradaki cümleyi sadece arkadaşlar must'la nasıl yapılır veya need'le nasıl cümle yapılır bunu görmüş olduk bu alıştırmadan. Son cümle bu. He must phone the doctor. Doktoru aramak zorundasın. Mustn't he? Aramak zorunda değil mi? He needn't phone the doctor. Doktoru aramaya ihtiyacı yok. Need he? İhtiyacı var mı? Gibi alıştırmalar. Yani burada bir önceki dersimizde must'ı görmüştük. Zorunluluk katıyordu. Need ise ihtiyacı var veya ihtiyacı yok. Bunu görmüş olduk. Peki. Arkadaşlar bu son alıştırmamızda modullarda. Bir sonraki derslerimizde tekrardan bu konuya böyle cümle içerisinde girişler yapacağız. Sadece burada paralel olarak bir önceki dersimize yani must'la modullarla devam etmiş olduk. Bunlar İngilizce'de çok sık karşımıza çıkacak sınavlarda. Yani buradaki must'ın zorunluluk bir katı kural. Hani illaki yapman gerekiyor veya yapmamak zorundasın gibi anlamlar ifade ederken need'li ise ihtiyacın var. Yapmalısın. Yaparsan iyi olur. Veya ihtiyacın yok. Bu tür anlamlar kattığını bilsek bizim için kafidir. Peki. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlaka bu dersin tekrarını, yani bugünkü dersin tekrarını, modülleri tekrardan gözden geçirin. Alıştırmaları kendi başınıza yapın. Sorular için bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.